Sevgili seyirciler merhaba. İşkolik programına hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Handan Şen. Kendisi drama eğitmeni. Hoş geldiniz Handan Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Bize drama hakkında biraz bilgi verir misiniz? Tabii. Şimdi öncelikle drama nedirle başlamak istiyorum. Drama tiyatro tekniklerinden yararlanarak bir fikri, yaşantıyı, olayları öyküleştirerek oyunculara yönelik yazılmış bölümlerin kurgu ve duygusal olarak canlandırma sanatıdır. Biz bunu daha çok 2 ve yaş sınırı olmayarak başlıyoruz aslında. 2 yaş itibariyle başlıyoruz. Ve aynı zamanda Yunanca'da dram anlamına gelmektedir. Dramanın anlamı. Çocuk psikolojisinde drama hayatı tanımak anlamına gelir. Çocuklar oyunla öğrenir. Çocuklar dramada kendilerinin bir özellikle bilişsel gelişim, dil gelişim, ya kısacası 5 duyu organımızın gelişmesi ve özgüveninin gelişimi açısından çok faydalıdır. Evet. Peki bu noktada dramanın hayatımızdaki önemi, dramanın yararlarından da biraz bahsedebilir miyiz? Tabii elbette. Drama şimdi oyun oynayarak yapılan soyut ve teorik olayların, kavramların anlaşılmasına ve soyutlaştırılmasına yardım eder. Böylelikle olaylar karmaşık olsa da kolayca somut bir şekilde anlaşılır haldedir. Hayal gücümüzü geliştirmek, estetik duygusunu, bilincini artırmak önemli bir öğrenme yoludur. Olaylar ve durumlar arasında bağlantı kolayca çözülür ve problem çözme becerisidir aslında drama. Yani kısa ve net özetleyecek olursak problem çözme becerisi kesinlikle, diyebiliriz. Kesinlikle. Kendini iyi ifade etme, dışa vurma aslında. Evet. Dışa vurma. Bir de 2 yaştan başlıyoruz dediniz. O çok dikkatimi kesinlikle çekti. Kesinlikle. 2 yaş derken şimdi diyeceksiniz ki 2 yaş çocuğun daha hani dil gelişimi oturmamış, işte psikomotor gelişimi. 2 yaş zaten drama çocuklarda oyunla, oyunla başlıyoruz. Çocuklar oyunla öğreniyorlar. Onlar o an orada drama yapıyoruz gibi değil. Oyun sınırsız bir şekilde, kuralı olmayan, eğlenmeye yönelik olduğu için çocuklar zamanla dil gelişimi oturduğu zaman kendini iyi ifade edebilme becerileri, sosyal ilişkileri gibi gibi çok büyük katkı sağlıyor drama. Tabii bu noktada 2 yaştan itibaren diyoruz ama eğitim ve öğretimde de çok katkıları var değil mi? Kesinlikle. Dramanın. Okullarda ben özellikle Türkiye'de okullarda drama derslerinin resmi olarak konulmasını istiyorum. Drama gerçekten çok önemli. Bir kere duygusal gelişim için çok önemli. Çocuklar oyun oynamadan büyüdükleri için direkt akademik yönelik bakış açısı var. Yani çocuklar şimdi evet sen oyun yaşın bitti, oyuncakları kaldırıyoruz. Hayır. Küçük yaşta oyun oynayarak büyümemiş, gelişmemiş çocuklar akademik başarı sağlayamıyorlar. Çünkü oyun çocukların duygusal gelişimine de katkı sağlıyor. Çocuklar duygularıyla örnek veriyorum. Bugün büyük bir problemimiz var sınav. Çocuklar duygularını aslında oyunla geliştiriyorlar. Evet. Oyun duygusal hızını oyunla ayarlayabiliyorlar. Çok doğru. Şimdi eğitim öğretimdeki faydalarını tabii yadsınamaz ama biz ebeveynler için de aynı şey geçerli değil mi? Kesinlikle. Sınavlar deyince şimdi biz böyle bir çocuklara sürekli işte çalış evet, ama bunun evet. duygusal boyutuna hiç değinmiyoruz. Kesinlikle. Yani orayı sadece o sınav başarısı olarak görüyoruz. Kesinlikle. Ama dediğiniz gibi temelden başlandığı zaman çocuk zaten ona odaklı gitmiş olacak. Daha adapte olmuş olacak. Bu noktada çok önemli anladığım kadarıyla. Peki dramanın planlamasını nasıl hazırlıyorsunuz? Aşamaları ve bu uygulamada yararlanılan tekniklerden de biraz bahsetsek. Evet. Şimdi biz dramanın planlamasını şöyle yapıyoruz. Yaratıcı drama özgür bireyler yetiştirmek için planlanır. İlk hareketi veren kişi öğretmendir. Bu hareketi veren lider, yani eğitmenin hazırladığı drama planı yol gösterir. Bu plan program çalışmaları gereği, yani lider konumunda olan kişi hedefe ulaşmak için kişilere
roller verir. Hı hı. Bunlar nelerdir? Başlıca şöyle anlatmak istiyorum. Tabii. Hedef amaç. Hı hı. Önce hedef amaç, içerik, materyal, ortam, çevre çok önemlidir. Hı hı. Ve süre çok önemlidir. Evet. Tabii burada tabii bunların içerikleri de var. Yararlanılan teknikler çok detaylıdır, evet. Değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Onların da çok aslında bir şeye gerek kalmıyor. Dramada kendimiziz aslında. Kendimiz oynuyoruz. Tamamen çıplak. Biz kendimiz oynuyoruz. Kendi duygularımızla hareket ediyoruz. Kendini ifade etme biçimidir. Doğaçlama biçimidir. Bardak deriz. O bardaktan neler çıkar? İşte bir sürü duygu çeşitimiz vardır. Öfke duygusu, mutluluk, üzüntü, stres, kaygı, endişe, bunların hepsini o anda kendimiz aslında doğaçlama yoluyla yaşar ve ifade ederiz. Bunlara bir nevi dramanın çeşitleri olarak da adlandırabilir miyiz? Ya da dramanın çeşitlerini daha mı farklı nitelendirirsiniz? Nasıl olur? Evet, dramanın çeşitlerini kesinlikle, dramanın çeşitleri şunlardır. Hareket, kaynaştırma, tartışma. Drama planı hazırlanırken fiziksel ve ruhsal duruma göre de hazırlıyoruz. Bu şekilde oluyor. Son olarak da rahatlama alıştırmaları da yapıyoruz. İşte bu dediğimiz gibi hareket, kaynaştırma, tartışma. Peki bu yaş gruplarına göre farklılık gösteriyor mu bu çalışmalar? Tabii, kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Her yaş grubunda daha farklı kesinlikle. Yaklaşılıyor. Küçük gruplarla daha çok oyun. Yani çocuklar kesinlikle oyun oynamalı. Oyun oynayarak büyümeli. Özel oyuncaklar alarak, yani çocuklarımıza şunu çok yanlış yapıyoruz. Oyuncak, yani bu şeye benziyor. Yemek malzemesi var, yemek yapmıyoruz. Lütfen çocuklarımızla oyun oynayalım. Çocukları oyun oynayarak büyütelim. Dramanın, aslında dramayı sadece okulda drama dersi diye bir şey yok. Hayat bir dram zaten. Evet, çok bir doğru. Dram bir yaşayarak öğrenme metodudur. Çocuklarımız bizim dramayla gelişiyor. Yani evin içindeki her hareketi. Yani al, evet, bu sana oyuncak aldım. İstediğim biri, hayır, onu paylaşmadıktan sonra, onunla bir duygu geçişi yaşamadıktan sonra o oyuncağın ona hiçbir akademik gelişimine katkı sağlamaz. Hiçbir şey, hiçbir faydası kesinlikle yok dediğiniz. Kesinlikle ifadesizliktir. Yani oyun terapistleri daha iyi bilir. Çocukların tüm duygu durumlarını, dışa vurmayan duygu durumlarını biz oyunla çözeriz. Çok doğru. Oyun çok önemlidir. Ülkemizde ise drama çalışmalarına yaygınlaşmasında öncülük eden sevgili değerli hocamız, tiyatro sanatçımız Tamer Levent. Aynı zamanda Profesör Doktor İnci Sandır. Ve İsmail Hakkı Baltacıoğlu'dur. Gerçekten ülkemizde dramanın önemini, çocuklar için özellikle önemini ve okullarda yaygınlaşmasını sağlayan bu değerli hocalarıma da buradan çok teşekkür ediyorum. Benim için de drama çok önemlidir. Akademik başarıdan önce çocukların kişisel gelişimi çok önemlidir. Şu an çocuklar gerçekten kendini ifade edemeyen, daha doğrusu ayakkabısını bağlayamayan çocuklardan akademik başarı bekliyoruz. Maalesef. Çocuklarımız maalesef ki mutsuzlar. Hiçbir duygu çok önemlidir bu arada. Konumuzun, bu da konumuzla bağlantılıdır aslında. Değerli hocalarım da bilirler, sevgili pedagog hocalarım da. Şöyle bir şey, duygusal gelişimi iyi olmamış, duygusal gelişimi, duygularını yönetemeyen, duygu hızını ayarlayamayan hiçbir çocuk akademik olarak başarılı olamaz. Lütfen çocuklarımız oyun oynasınlar. Şimdi drama dedikleri zaman özel bir şey. Hayır, aslında hayatın içinde drama. Evet. Yani evde de bu böyle, okulda kesinlikle da bu böyle. Kesinlikle. Anne baba ilişki. Şimdi bir çocuk dünyaya getiriyoruz. Sadece onun yeme içme gibi ihtiyaçlarını karşılamakla sorumlu değiliz. Evet. Onların sosyal, kültürel, ekonomik, arkadaşlarıyla olan diyalogları... Ya bunların hepsi bir bütündür aslında. Bunların hepsi bir dramadır aslında. Evet. Hayatın bu noktada daha da mı çok bilinçlenmemiz gerekiyor? Kesinlikle. Sizce? Ben anne babaların bilinçlenmesini istiyorum. Sadece işte drama kursu varmış. Çok yaşadığım şeydir. Hocam drama kursu var. Gönderelim mi? Tabii ki de gönderelim. Onu bir kurs olarak değil aslında. Bütün okullarda drama dersi olmalı. Evet. Kesinlikle olmalı. Çocuklar, çocukların ben... Soyut ve somut kavramı daha bilmeyen çocuklarımız var. Maalesef. Nasılsın diye sorduğumda sadece iyiyim diyen çocuklarımız var. Değil İyi mi? Mi biraz açalım. Bugün nasılsın? Kaygılandın mı? Endişeli misin? Bunların hepsi tabii ki de drama eğitmenleri tarafından işte oyunlar kurularak, işte sahnelenerek yapılıyor ama aslında birkaç soru ile ebeveynlerimizin eve geldiği zaman işte okul nasıldı?
derslerin nasıldı yerine bugün kaygılandığın, seni endişelendiren ya da en çok işte hangi öğretmeninle bugün kendini yakın hissettin? Hı hı. Hangi dersini daha iyi ifade edebildin? Bu da bir dramadır aslında. Aslında soru biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor herhalde. Soru biçimini değiştirmemiz. İki de, nasılsın? Sen nasıl? Bizler nasılsın dedikçe onlar da bize iyiyiz diyorlar. Sadece, ama nasıl? Halbuki evet. İyi değil çocuk. Evet. Yani onu bizim yaklaşımımız biraz daha değiştirecek sanırım. Kesinlikle, geri kesinlikle. Dönüşleri. Soruları değiştirmemiz lazım. Evet. Peki eğitici dramada öğrenme türleri nelerdir Handan Hanım? Eğitici dramada öğrenme türleri kavram öğrenme, hı hı. Yaşantılara dayalı öğrenme, hareket yoluyla öğrenme, hı hı. Aktif öğrenme, etkileşim şekilde öğrenme, işbirliği kurarak sosyal öğrenme, hı hı. Tartışarak öğrenme ve keşfederek en önemlisi duygusal öğrenme. Biraz önce konuştuklarımızın hepsinin başlıklarıdır. Evet. Evet. Ama bunun sınırlılıkları da vardır tabii ki, değil mi? Yani drama yönteminin sınırlılıkları da olmalı. Şimdi herkes burada, evet, çok özür diliyorum, aslanı kesiyorum, sınırlılıkları diye sormuşsunuz ama yanlış mı oldu? Evet duygu sınırlılıkları var. Drama, evet, yönteminin, evet, sınırlılıkları. Siz şimdi bunları madde söyleyince. Evet tamam, bunları saydım, tamam. Ben yanlış bir şey mi sordum? Yok hayır doğru sordun, evet. O bir de. Tamam, evet, orayı bağlıyorum ben şimdi. Evet. Peki bu noktada Handan Hanım, drama yönteminin sınırlılıkları da olmalı mı bu bahsettiğimiz maddeler dolayısıyla? Kesinlikle. Şimdi büyük gruplarda rol dağılımı sıkıntı yaratabileceğinden küçük gruplara ayırıyoruz biz. Hı hı. Tabii ki de her yaş grubuna göredir bizim drama verdiğimiz eğitimler. Hı hı. Şimdi küçük bir grubun verdiklerimizle büyük bir gruba verdiğimiz program çok farklıdır. Tabii, çünkü dil algı geliş, daha farklı, kesinlikle, değil mi? Dil gelişimi, en önemlisi dil gelişimi, evet, beden dili. Hı hı. Bunlar tam oturmadığı için bunları grup grup, tabii, yapıyoruz. Daha verimli sonuçlar, kesinlikle, alınıyor, kesinlikle, o zaman da tabii ki. Bir de bir şeye daha değinmek istiyorum. Bunu da çok öğrenmek istiyorum sizden. Sosyodrama diye bir şey de var. Evet. Biraz da bundan bahsedersek. Sosyodrama çok önemli. Hı hı. Sosyodrama benim... Çok yakından ilgilendiğim, gönül verdiğim bir şey. Şimdi sosyodrama çalışmalarını ele alırsak, başlık parası karşılığı kız çocuklarının evlendirilmesi, erken yaşta evlendirilmesi ya da sokak çocuklarının yaşadıkları durumlar. İşte bunların hepsi sosyodramayı kaplayan, yani etkileşim, iletişim, duygu, durumlarını, yani güven çalışması aslında. Bu bir nevi güven çalışması çocuklarımızla. Bir de tiyatro kısmı var ya bu işin. Evet. Şimdi burada drama ile tiyatro arasındaki işbirliği de nasıl olmalı? Evet, o çok güzel. Yani ben o konuyu da çok merak ediyorum. Böyle hani kısa kısa oldu biraz cevaplarımız ama süremizden, evet, dolayı. Evet, şimdi tiyatro ile olan işbirliğinden de biraz bahsedelim. Evet. Onu da istiyorum. Tiyatroda oyun yazılı bir metinden oluşur. O, hı, metine dayalı oynanır. Ama drama öyle değildir. Hı hı. Drama doğaçlamadır. Hı hı. Yani doğal bir şekilde ortaya çıkar. Tiyatroyla aralarındaki fark budur. Ama hepsi birbirine bağlıdır, bir bütündür. Evet. Handan Hanımcığım, sizinle keyfimiz çok çok özür dilerim. Evet. Çok özür dilerim. Yanlış söyledim aslanım. Başlıyorum. Tamam. Tamam. Handan Hanımcığım, çok keyifli bir sohbet oldu. Teşekkür ben kendi adıma, tabii de, bu konuları konuşmak için daha da uzun vakitler, kesinlikle, gerekiyor. Kesinlikle. Daha da detaylandırmak gerekiyor ama dramadan bahsettik, sosyodramadan bahsettik, tiyatroyla olan işbirliğinden bahsettik. Evet. Birçok konuda evet, izleyicilerimize ve bize birçok, evet, bilgi verdiniz. Son olarak iletmek istediğiniz bir mesaj, tekrar değinmek istediğiniz bir konuda var mıdır acaba? Evet. Lütfen çocuklarımız oyun oynasın. Oyuncaklarla değil, duygularını kattığı ve kendilerini iyi hissettiği, iyi ifade ettiği alanlarda bırakın lütfen oyun oynasınlar. Çocuklarımızı da çabuk büyütmeyelim. Oyun oynayan çocuk mutlu çocuktur. Sevgilerimle. Çok teşekkür ediyoruz, evet, Handan Hanımcığım. Ağzınıza sağlık. Ederim, çok keyifliydi tekrardan. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, bugünkü konuğumuz Handan Şen, drama eğitmeniydi. Bir İşkolik programının daha sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.